Aristoteles'ten bu yana ışığın doğası hakkında hakim olan bir ana görüş bulunmaktaydı. Bu görüşe göre ışık insan gözündeki ateşten çıkar, etrafa çarpar ve bu şekilde görürüz. Renkler ise her cisme ait, cismin kendisinde olan bir özellikti ve ışıktan bağımsızdı. Fakat bu teorinin açıklayamadığı çok temel noktalar bulunmaktaydı. Özellikle niçin karanlıkta göremediğimiz sorusu, ışığın yapısı için başka bir açıklamanın olup olmayacağı sorusunu da beraberinde getiriyordu. İbni Heysem, yaşamı boyunca optik alanında merceklerle çalıştı. Karanlık bir odada iğne deliği kadar ufak bir delik açıldığında, o delik sayesinde dışarıdaki görüntünün içeride oluştuğunu gözlemledi. İnşa ettiği iğne deliği kameraya çeşitli mercekler koyarak bu mercekler aracılığıyla ışığın yayılış şekillerini inceledi. Tüm bu gözlemlerinden çıkardığı temel sonuç, ışığın insan gözünden değil bir ışık kaynağından yaratıldığıydı. Güneş, ateş, mum gibi nesnelerde birer ışık kaynağıydı. Optik hakkındaki yaptığı çalışmaları toparlayarak yazdığı kitabı, Kitap el-Münazır'da ortaya attığı ışık modelini ek olarak İbn Heysem bir fenomenden daha bahseder. İbn Heysem'e göre iki çeşit ışık kaynağı vardır. Birincil ve ikincil. Birincil kaynaklar ışığı üretir ve doğrudan gönderirler. İkincil kaynaklar ise birincil kaynaklardan aldıkları ışığı yansıtırlar. Ayrıca hiçbir cisim tamamen saydam değildir. Her saydam cisim ışığı bir miktar kırar veya yansıtır. Renk ise cisim tarafından yaratılan bir özellik değildir. Merceklerden kırılan ışığın nasıl saçıldığını izleyen İbn Heysem, renklerin ışıkla birlikte hareket eden ışık gibi çizgiler olduğu sonucuna ulaşır. Ama renklerin ışıktan oluştuğunu söylemez. Daha çok renklerin de ışıkla birlikte hareket ettiğini, ışığın renkleri taşıdığını ifade eder. Deneylerinde vardığı sonuç, renklerin ışık ve hava olmadan var olamayacağıdır. Ayrıca renklerin göz tarafından algılanış biçimlerini de inceleyen İbn Heysem, başka hayvanların dünyayı insanların gördüğünden daha farklı renklerde görebileceğini de iddia eder. Genel olarak çalıştığı her alanda yazdıklarını hem bilimsel yöntem bakımından tekrar edilebilir bir biçimde hem de matematiksel denklemlerle ifade edilebilir bir halde gösteren İbn Heysem'in ne yazık ki renkler hakkında yazdıklarının çoğu iddia, yorum ve spekülasyon olarak kalmıştır. Kemalettin el-Farisi. Renk teorisinin optik olarak matematikle ve ışık modeliyle birleşmesi için Newton'a kadar gitmek gerekiyor. Fakat o kadar çabuk değil. Heysem'in ölümünden birkaç yüzyıl sonra İranlı felsefeci Kemalettin el-Farisi içi su dolu kürelere güneş ışığı yollayarak çalışmaya devam eder ve gökkuşağını görür. Renklerin diziminin her daim aynı olduğunu fark eder ve gökkuşağı renklerini not almaya başlar. Kemalettin el-Farisi kendi kitap yazmak yerine İbn Heysem'in Kitap el-Münazır'ına çeşitli güncellemeler getirir. Yaptığı güncellemede Üstad İbn Heysem böyle diyor ama ben böyle diyorum gibi cümle kalıplarıyla yaptığı çalışmaları açıklar ve çıkardığı sonuçları da sanki okuyucuyla tartışıyormuş gibi ifade eder. Antik Roma ve Orta Doğu'dan sonra şimdi de gökkuşağını keşfeden Orta Çağ Avrupa'sına bir yolculuk yapmalıyız. Roger Bacon, Heysem'in izinde. Avrupa'nın karanlık çağları, Aristotelesçi bilim ile Katolik teolojinin tuhaf birlikteliğiyle sorgulanamayan normların çağı. Her yıl Roma Kilisesi tarafından izin verilen kitapların bir listesi çıkarılır. Papalık onayı alan kitaplar basılır ve çoğaltılır. Bu kitapların çoğu, Hristiyanlık ya da papalık ideolojisiyle çelişmeyen görüşlerden oluşan kitaplardır. Kilisenin gücü mutlaktır ama Roma'dan ne kadar uzaklaşırsanız bu gücün tesiri o kadar azalır. Dolayısıyla Güneybatı İngiltere'nin Somerset bölgesinde bulunan keşiş eğer çok isterse Aristoteles felsefesine aykırı kitapları edinebilir. 1200'lerde hayatını geçiren Roger Bacon aradığımız kişi. Bacon, dönemindeki tüm zeki olduğu düşünülen, umut vaat eden gençler gibi din adamı olması için bir üniversiteye gönderildi. Oxford'da eğitimini tamamlayan Bacon, kısa sürede Aristoteles ve kadim felsefe alanlarında uzmanlaşmış bir din alimi oldu. Bu eğitimin ardından Paris Üniversitesi'ne eğitmen olarak çağrılan Bacon, burada Latince, Aristotelesçi felsefe, mantık ve geometri dersleri verdi. Bu dersleri verdiği sırada müziğin matematiği üzerine çalışmalar yaptı. Dönemin önemli din adamları ve soylularıyla iş arkadaşı olan Bacon, burada kurduğu bağlantıları kullanarak kilise önünde itibarını arttırıp oldukça zengin ve ünlü bir alim olabilecekken, böyle bir hayat sıkıcı geldiğinden olsa gerek, Paris Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılıp 10 yıl kadar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde özel dersler veren bir öğretmen oldu. Hayatının bu döneminde Bacon, bir şekilde İslam dünyasında yapılan çalışmaları edindi. Özellikle Haçlı seferlerinden sonra, Kudüs'e ve İslam coğrafyasına Haçlılar ile birlikte giden tarihçiler ile felsefecilerin, buralardan edindikleri bir kısım kitabı gizlice Avrupa'ya sokup,
Papa onayı olmadan çevirdikleri bilinmektedir. Bu tür optik yayınlarından derleme yapan bir başka din adamı Vitello, Perspektiva isminde bir kitap yazar. Kitap büyük çoğunlukla optik odaklıdır ve Aristotelesçi mantıkla çelişen fikirleri farklı perspektifler olarak okuyucuya sunmaktadır. Kitabın özellikle Roger Bacon gibi keşişlerde yarattığı etki o kadar büyüktür ki, Bacon burada yazan her konuyu tekrardan araştırıp kendisi denemek ister. Bacon bu süreçte keşişliğe kabul edilir ve manastırda çalışmalara başlar. İbn Heysem'in yaptığı çalışmalara benzer mercek sistemlerini su damlalarında çalışır ve bu damlalar güneş ışığıyla buluştuğunda çok net bir gökkuşağı görür. Esasen İbn Heysem'in tarif ettiği tüm deneyleri yapar ve onunla aynı sonuçları elde eder. Işık gerçekten de insan gözünden değil, kaynaktan çıkar ve renkler cismin içinde değil, ışıktadır. Keşişlerin kitap basması yasak olduğundan yaptığı tüm çalışmaları 800 sayfalık bir mektup haline getirerek Papa'ya yollar. Bu adamın Aristotelesçi olmadığı halde yaptıklarının deneysel olarak doğru olduğunu belirtir ve yaptığı deneyleri Papa'ya tarif eder. Bu bakış açısıyla kilisenin doğru kabul ettiği felsefi yargıların güncellenmesi, din okullarının ders programlarının yenilenmesi gerektiğini ifade eder. İlahiyat bölümlerinde doğa tarihi kavramlarının da bulunması gerektiğini ekler. Keşişlik yıllarında Bacon, astronomi ve astroloji ile de ilgilenir. Ekinokslar ve gün dönümleri üzerine gözlemler yapan Bacon, Roma İmparatorluğundan bu yana kullanılan Julian takviminin büyük hatalar içerdiği ve güncellenmesi gerektiği sonucuna varır. Ayrıca hayatı boyunca altın yaratma umuduyla simyacılıkla da ilgilenen Bacon, yanlışlıkla farklı yollardan barutu keşfeder. Keşiş bir arkadaşının, Kafkasların doğusuna doğru yaptığı bir yolculukta eline geçen havai fişeğin içini evinde açar ve barutun kimyasal yapısını anlamaya çalışır. Fakat bu sırada evi büyük bir gümbürtüyle patlar. Bu inceleme sırasında barutun kükürt ile kömürün pudra haline getirilmiş hali olduğu sonucuna varır. Tüm bu araştırmalarını yaparken manastırdaki odasına o kadar gömülmüş bir haldedir ki, laboratuvar denilebilecek odasında bronzdan bir robot yaptığı konusunda efsaneler yayılmaya başlar. Hatta sözüm ona bu bronzdan robotu kendi hizmetkarı yapacaktır. Ama robot odasından kaçıp İngiltere kırsalında dolanmaya başlamıştır. Dolayısıyla Bacon'ın halk arasında büyücülükle itham edilmesi de şaşırtıcı değildir. Roger Bacon dil bilimi ile de yakından ilgilidir. Dönemindeki her din adamının en az 3 dil bilmesi gerektiğini savunan Bacon, Antik Yunanca ve Musevice'nin gramerlerini çalışır. Bu dillerin gramer kurallarını özetleyen yazıları da mevcuttur. Bacon özellikle bu dilleri öğrendikçe, çevirmenlerin yanlış kelimeler kullandığına sıklıkla tanıklık eder ve bu yüzden büyük bir eseri okuyacaksa kişinin o eserin yazıldığı dili bilmesi gerektiğini tavsiye eder. Roger Bacon'ın hayatındaki en önemli eser olan Opus Majus isimli kitabı 7 ana başlıktan oluşmaktaydı. 1. Gerçeklik ve hakikati ararken çevredeki insanların cahilliği gibi yaşanan zorluklar üzerine. 2. Teolojiyi ve doğa felsefesini kıyaslayarak Hristiyan kutsal metinlerinin tüm bilimlerin atası olduğu üzerine. 3. Latince, Yunanca, Musevice ve Arapçanın grameri, kimi kitapların yazıldığı dillerde okunduğunda bilgi aktarımının daha doğru olacağı üzerine. 4. Matematiksel kuramları ile Julian takviminin yanlış olduğu ve güncellenmesi gerektiği üzerine. 5. İbn Heysem'in yaptığı deneylerin tekrarı ve onunla aynı sonuçlara ulaşılması, bunun sonucunda da Aristotelesçi felsefenin her daim doğru olamayabileceği üzerine. 6. Başta barutun yapısı olmak üzere optik haricinde yaptığı diğer deneyler, Arapların kullandığı mercek teknolojisinin yakınlaştırma amaçlı üretilecek cihazların yapımında da kullanılabileceği üzerine. 7. Dönemin etiği ve ahlak felsefesi üzerine. Bu bölümde din adamlarının günlük hayatla ilgili Hristiyan buyrukları içinde herhangi bir sonuca varamazlarsa tek doğru kaynak olarak İncil'i almaları gerektiğini tavsiye eder. Görüleceği üzere Roger Bacon, Ortaçağ Avrupası'nın karanlık çağlarında elinden geldiği kadar deneysel bir bilimci olmaya gayret göstermiş ve dönemin şartları ele alındığında olağanüstü çalışmalarda bulunmuştur. İlerleyen yıllarda Kepler, Kopernik, Galileo ve Newton kendisinin kitaplarını okuyacak ve Bacon'ın fikirleri bu doğa felsefecilerine ışık olarak Kopernik bilimsel devrimini başlatan sebeplerden biri olacaktır. Roger Bacon gibi bir ortaçağ felsefecisi daha vardır. Freibergli Theodoric. Almanya'da 1250'de doğan Theodoric, tıpkı Bacon gibi kafası çalışan bir öğrenci olduğundan din okullarına gönderilir. Burada özellikle doğa bilimlerine olan ilgisiyle dikkat çeken genç Theodoric, bulunduğu bölgenin en ünlü din adamlarından Aziz Albert'e benzetilir. Albertus Magnus, kilisenin izin verdiği 36 doktor arasındadır ve doğa tarihinden felsefeye, matematikten müziğe pek çok alanda çalışmalar yürütmüştür. Aziz Albert, artık kariyerinin son yıllarında çok sevilen bir din adamıdır. Albert ile Theodoric'in hiç tanışıp tanışmadığı bilinmiyor ama
Theodoric'in Albert'in yaptığı çalışmaların varisi gibi görüldüğü aşikar. Theodoric de Bacon gibi İbn Heysem'in çalışmaları üzerinde yoğunlaşır. Kemalettin gibi içi su dolu cam küreler yaptırır. Bu cam küreleri karanlık bir odaya koyarak az bir miktar gün ışığının cam kürelerin içinden geçmesini sağlar. Tıpkı Kemalettin gibi gökkuşağı görür ve gördüğü gökkuşağındaki renkleri sıralar. Ardından gökkuşağını bir damladan daha geçirir. Bir kez daha gökkuşağı görür. Ama bu sefer renkler ters sıralanmıştır. Cetvel yardımıyla bu gökkuşaklarının eniyle boyunu ölçüp matematiksel bağlantılar kurmaya çalışır. Theodoric, gün ışığı ile su damlalarının birlikteliğinin gökkuşağını yarattığı sonucuna ulaşır. Halen ışık ve renk ayrı kalmıştır. Theodoric ve Bacon'ın çalışmalarını Kepler ile Galileo'nun çalışmaları takip etti. Çalışmaların birbirini takip etmesi esasen bilimin devamlılığını ve bilgi aktarımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rengin ikincil bir nitelik olduğu ve cismin kendisinde olmadığı düşüncesi ise Newton'un çalışmalarına kadar bekleyecektir.